Bir tane bedevi mescide gelmiş ve kalkıyor mescidin bir köşesine, aman Allah'ım, küçük abdest bulmaya başlıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kazanmaya odaklı, kaybetmeye değil. Ne diyor Efendimiz? Kim bir kardeşinin bir ayıbını örterse Allah da onun dünyada ve ahirette bir ayıbını örter. Merhaba tüm Ekran TV izleyicileri. Merhaba Enes'ciğim. Merhaba hocam. Yine yeniden yeni bir programda birlikteyiz. Güzeller güzeli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hatıralarından bahsedeceğiz. Yaşanmış olaylardan yine bize ışık tutacak güzeller güzeli Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Bugün çağdaş Müslümanlar olarak bizim düştüğümüz bir takım hatalar var, yanılgılar var. Belki bu yanılgıları, bu hataları telafi etmemiz, düzeltmemiz adına da örnek olabilecek harika birkaç tane sahne var. Bugün onları anlatmayı düşünüyorum. Bir tanesi şu, bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam arkadaşlarıyla birlikte mescitteler. Kimi ibadet ediyor, kimi ilim öğreniyor, kimi namaz kılıyor işte. O sırada bir bedevi, bedevileri biliyorsun, o dönemde bir bedeviler var, bir hadariler var. Hadariler yerleşik hayat yaşıyorlar. Bedeviler göçebe insanlar. Daha çok medeniyetten uzak çöl insanları bunlar. Böyle adab-ı muaşeret diyebileceğimiz günlük bir takım şeyleri dahi bilmiyorlar Enes'ciğim. Bir tane bedevi mescide gelmiş ve kalkıyor mescidin bir köşesine, aman Allah'ım, küçük abdest bozmaya başlıyor. Bütün cemaat ayağa kalkıyor. Dur, ne yapıyorsun? Bir dakika, hop falan derken bedevi bir taraftan ihtiyacını gideriyor, bir taraftan da milletin saldırısından bir şey anlayamıyor, ne oluyoruz diye. Ve onlar böyle adama tepki gösterince Peygamber aleyhissalatü vesselamın tavrı ne oluyor? Atın bu adamı dışarıya. Burası Allah'ın evi. Ne dersin? Hiç zannetmiyorum hocam. Tanıdıkça mesela şunu öğreniyoruz değil mi Enes'ciğim? Bir şey söylüyorlar. Allah Resulü böyle bir şey yapmaz. Tanıdıkça böyle. Mesela Enes'ten bir şey aktarıyorlar. Enes'i tanıyorum ben. O öyle bir şey yapmaz. Onun tepkisi şöyle olurdu diyebiliriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam harika. Diyor ki bırakın diyor adamı. Bırakın rahatlasın. Cümleye bak ya. Bırakın adam rahatlasın. Sonra diyor bir kova su dökersiniz. Yani temizlersiniz orayı. Mescidin zemini o zaman kum Enes'ciğim. Böyle ikihalı olsun. Fark etmez. Bak ne yapıyor? Bir adam camiye gelmiş. Değil mi? Ama gidiyor bir şey yapıyor. Bırakın diyor adamı rahatlasın. Sonra bir kova su dökersiniz. Siz diyor, burası çok önemli, üzerine basarak söylüyorum. Siz zorlaştırıcılar olarak değil, kolaylaştırıcılar olarak gönderildiniz. Oradaki Müslümanlar uyarıyor. Herkes sakinleşiyor. Bedevi bir güzel ihtiyacını görüyor. Ondan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o adamcağızı yanına çağırıyor. İşini bitirdikten sonra karşısına alıyor. Ve ona diyor ki burası Allah'ın evidir, mescittir. Burada tuvalet ihtiyacı ya da buna benzer şeyler yapılmaz. Burası namaz kılma yeridir, Allah'ı zikretme yeridir, Kur'an okuma yeridir. O adama, o bedeviye, o normal adab-ı muaşeretten haberi olmayan adama mescit ve tuvalet eğitimi veriyor. Bak Enes, çok ilginç. Çocuk değil, kocaman adam. Ne yapıyor? Herhangi bir şey değil. Bayağı mescide tuvalet ihtiyacını gideriyor. Büyük bir olay orası. Çok acayip bir şey. Bugün bizim camide kalksa biri bunu yapsa ne yaparız? Yani dövülür, camiye gerek yok. Yolda birini yaparken görse saldırır insanlar. Yolda bile görse değil mi? Saldırır. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaklaşımı çok orijinal. Şimdi adam nereye gelmiş kardeşim? Camiye gel. Namaza gelmiş. Ama bilmediği şeyler var. Ya insan bunu da bilmez mi? Bilmeyebiliyor demek ki. Burada adamı kaçırmak yerine, korkutmak yerine sahip çıkmak, ona şefkatle yaklaşmak, eksiğini tamamlamaya çalışmak çok önemli. Bakıyorsun bazı hacı amcalarımız çocukları camiden koyuyorlar. Yani bu adamı görselerdi herhalde, değil mi? Kim bilir neler yaparlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaklaşımı bize örnek olmalı. Bu anlamda da örnek olmalı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kazanmaya dönük, kaybetmeye değil. Biri gelmiş nereye? Camiye gelmiş. Çok ilginç şeyler de yaşıyoruz. Bir gün böyle vaaz dinliyoruz, camideyiz. Hoca bizimle uğraşıyor mesela. Vaaz ediyor adam. Uğraşıyor. Yanacaksınız. Yani kendi kurtulmuş amca. Tamam mı? Bizim yanacağımızdan mı? Yanacaksınız. Bağırıyor. Dedim hocam yanmayalım diye camiye geldik. Bıkıyor. Şimdi kendi ayaklarıyla camiye gelen insanlarla niye uğraşırsın? Bugün mesela cuma namazına insanlar kendiliklerinden geliyorlar. Çok orijinal değil mi ya? Yoklama almıyoruz. Değil mi? Yani yoklama alınmıyor. Silah soruyla olmuyor. Yani devlet şey çıkarıp, resmi yazı çıkarıp cumaya gitmeyenlerin işte maaş kesimi cezası ya da içeri atacağız demiyor. İnsanlar kendi ayaklarıyla tıpış 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 inandıkları için camiye giriyorlar. Ama camiye gelen insanlar ne yapacaksın? Ne yapacaksın? İyi davranacaksın kardeşim. Gönüllerini hoş tutacaksın. Onları seveceksin. Adam inanıyor ki geldi yani. Şimdi bir tane bedevi kim gerisi gelsin onda olmadık patavatsızlıklar da yapabilir yani. Cami cemaati nihayetinde orada değil mi bak caminin içine adam
Yani hakaret olsun diye mi yapıyor bedevi? Ben de sizin caminizin içine diye böyle bir şey mi? Hayır, adam bilmeden cahilce bir şey yapıyor. Yani camiye ya da mescide hakaret olsun, namaza hakaret olsun diye bir şey yapmıyor adam. Bilmediğinden, cehaletinden bir şey yapıyor. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu fark ediyor. Ne diyor? Kolaylaştırıcılar olarak gönderildiniz siz. Zorlaştırıcılar olarak gönderilmediniz diyor. Uyarıyor insanları ve ne yapın diyor, bak o adamın kahrını çekeceksin. Ne yapacaksın? O adamın gerekirse o pisliğini temizleyeceksiniz. O adamın gönlünü hoş tutacaksınız ama o adama ne yapacağız? Biz bu işi öğreteceğiz ya. Yani. Yanlış olur, hatası olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yaklaşımı aslında her çağda herkese örnek olması gereken bir yaklaşım. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam etrafında çok farklı insanlar var. Nuayman bin Amr el-Ensari diye bir sahabi var. Duydun mu hiç? Nuayman bin Amr diye bir sahabi var. Çok şakacı bir sahabi. Benim hayatımı kurtaran sahabi diyorum. Efendimizin etrafında veda hutbesi sırasında bir rivayete göre 140 bin insan varmış. 140 bin değişik insan var. Enes'ciğim ben herkesi aynı gibi düşünüyordum. Yani Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Allah hepsinden razı olsun. Tanıdığımız bunlar. Ama onun dışında o kadar renkli, o kadar farklı sahabiler var ki bu Nuayman bin Amr el-Ensari çok şakacı, olağanüstü şakacı bir sahabi. Şimdi bir gün Hazreti Ebu Bekir, Nuayman bin Amr, Süveybit isminde bir başka sahabi. Bunlar üçü bir yolculuğa çıkıyorlar. Yollar uzun biliyorsun, günlerce sürüyor. Neyse tabii uzun olduğu için de belli yerlerde konaklıyorlar. Genellikle su başları oluyor ve diğer kervanların da tercih ettikleri yerler var. Bugün bizim hani şehirler arası yollarda dinlenme tesisleri vardır. O dönemde de insanların işte uyuyacakları, yemek yiyecekleri, ihtiyaçlarını giderecekleri, mola verecekleri bazı yerler var. Böyle bir yerde mola veriyorlar. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh bir ihtiyacı için yanlarından ayrılıyor. Az sonra Nuayman diyor ki Süveybit'e, Süveybit de erzak görevlisiymiş. Süveybit diyor getir de bir şeyler yiyelim, acıktım diyor. Tamam diyor yiyelim, ben de acıktım ama diyor Ebu Bekir'i bekleyelim diyor. O da gelsin beraber yeriz. Tamam gelir diyor ya. Sen getir biz yiye duralım. O da gelir katılır. Ya diyor işte bekle diyor yani Ebu Bekir gelsin beraber yeriz diyor. Ya adam acıktım getirsene diyor ya. Getir yiyelim bir şeyler. Ya Ebu Bekir gelsin, gelsin de gelmesin tartışıyorlar bunlar diyor getirmeyeceğim diyor Süveybit. Getirmiyor mu? Getirmiyorum. Ben sana yapacağımı bilirim diyor. Kalkıp gidiyor Nuayman. Geçiyor başka bir kervana. Aralarına karışıyor. Başlıyorlar sohbet etmeye. Nuayman hoş sohbet de birisi. Orada birbirleriyle güzel bir muhabbet kuruyorlar. Neyse kalkacağı zaman diyor ki bir köle var diyor onu size satayım diyor. İhtiyacınız yok mu diyor köleye. Var diyorlar alalım. İyi bir köle diyor. Tamam diyorlar alalım. Kaça? 10 deve yavrusunu tutuyor. Süveybit'i satıyor. Tam giderken dönüyor diyor ki ama diyor benim diyor kölem çok zekidir. Köle değilim falan diyebilir. Aldırmayın diyor. Dinlemeyin onu diyor. Geliyor Süveybit'in yanına hiçbir şey yokmuş gibi oturuyor muhabbete devam ediyorlar. Gariban Süveybit'e haberi yok olaylardan. Gelip oturuyor normal sohbete devam ediyorlar. Az sonra kervan kalkıyor gidecekler. Geliyorlar Süveybit'in tepesine dikiliyorlar. Enes kalk diyorlar gideceğiz. O da ne gitmesi nereye gidiyoruz? Şaşkınlıkla bakıyor. Ya sen köle değil misin kardeşim? Biz seni satın aldık hadi gidiyoruz. Ben köle değilim. Yemezler yürü diyorlar. Biz zaten bunu biliyorduk. Yaka paça tutuyorlar Süveybit'i götürüyorlar. Nuayman. Ben sana yapacağımı bilirim demişti ya. Alıp götürüyorlar. Aslında Hazreti Ebu Bekir geliyor oturuyor. Süveybit nerede diyor. Sattım diyor. Ne? Nasıl yani? Baya sattım diyor. Nuayman bu yapar. Baya sattım. Sattım diyor ya. Hemen gidiyor Hazreti Ebu Bekir. Telaşla gidiyor adamları. Yakalıyor, buluyor. Rica minnet geri satın alıyor. Neler çekiyor Hazreti Ebu Bekir? Sonunda Medine'ye döndükleri zaman bu olayı Peygamberimize anlatıyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tepkisi ne olabilir sence? Ya kızıyordur herhalde. Değil mi? Nuayman sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Müslüman Müslüman kardeşini satar mı? Mahvoldun sen yanacaksın. Yok ya peygamberimiz ve arkadaşları bir sene gülüyorlar buna. Bu şakaya bir sene gülüyorlar. Hani Nuayman Süveybit'i satmıştı ya diyorlar. Hatırladıkça gülüyorlar. Peygamberim şimdi bak bu adam böyle bir adam. Çok enteresan şakaları var. Oraya girmeyelim. Ama böyle bir adam yani aşırı şakacı bir adam. Böyle bir yapısı var. Değişir mi kardeşim? Bu değişmiyor işte. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu olduğu gibi kabul etmiş. Ve bu adam radıyallahu anh, Nuayman radıyallahu anh Bedir Savaşı'nda, Uhud Savaşı'nda bir büyük savaşlarda var. Ve Bedir ehli sahabe arasında çok özeldir. Kur'an'da övünmüştür Bedir ehli, Peygamberimiz övmüştür. Bir sahabinin ne kadar büyük bir sahabi olduğunu sevgili izleyiciler ortaya koymak için o Bedir ehlindendi derler. Bedir ehlindendi dedin mi akan sular durur. Hatta sonraki kaynaklarda, hadis kitaplarında dahi Bedir ehli ayrıca ele alınır. Onlar Bedir ehlinden. Hatta hatırla Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitlerine yazmış olduğu şiirde ne var? Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Yani Bedir'in aslanları en şanlısı oydu. Bir de işte Çanakkale'yi ona dahil ediyor. Orada da konu ediniyor. Bedir ehli çok özel sayılır. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim Enes. Hazır mısın?
Allah-u Teala içkiyi biliyorsun 3 aşamada kaldırdı. Maide 90'da kesin artık yasakladı. Evet. Kesin yasak geldikten sonra sıradan bir şey biliyorsun. Onlar normalde bizim akşam çayımız gibi her zaman içiyorlar. Onlar sürekli, yani biz akşam nasıl mesela bir misafirle gittiğimiz zaman çay konuluyorsa hemen şarap gündeme geliyor. Yani adamların damarlarında kan yerine şarap dolaşıyor adeta. Nuayman bin Amr da içermiş. Kesin yasak geldiği halde içkiyi bırakamıyor. Bırakamıyor. Peygamberimiz had uyguluyor. Yani ceza veriyor ona. İçki içmesinden dolayı. Birinci ceza. Ama Nuayman yine bırakamıyor. İkinci ceza. Üç. Dört. Dördüncü cezayı yiyor Nuayman ve Hazreti Ömer diyor ki ya Resulallah bu içkiyi bırakamayacak. Bunun kellesini vuralım gitsin diyor. Ve hakaret ediyor. Hakaret ediyor. Peygamberimiz ne diyor Enes? Öyle konuşmayın. O Allah ve Resulünü çok sever. Bak hatası var. Evet. Allah ve Resulüne isyan olsun diye bir şey yapıyor Nuayman. Hayır. Bırakamıyor kardeşim içkiyi. Yani inşallah bırakır ama bırakamıyor. Cezasını veriyor mu Peygamberimiz? Kesiyor mu cezasını? Kesiyor. Ama diğer taraftan o diyor Allah ve Resulünü çok sever. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kazanmaya odaklı. Kaybetmeye değil. Bak biz çağdaş insanlar, çağdaş Müslümanlar birinin bir hatasını bulup oradan cehenneme yuvarlamanın yoluna bakıyoruz. Oysa düşün yani bir adam uçuruma düşüyor. Tak yakaladın neresinden? Elinden, neresinden? Ceketinden, neresinden? Kemerinden. Tutabileceğin bir yeri var adamın. Ne diyeceksin? Abi zaten adamın tuttuğum yeri dışında her yeri uçurumda. Salıvereyim gitsin mi diyeceksin? Hayır, tutup çekeceksin. Bak bir insanın tamamı günah olsa, tamamı hata olsa, bir iyiliği varsa oradan tutup onu ateşten almaya çalışmak lazım. Kurtarmaya çalışmak lazım. Sahip çıkmak lazım. Ama biz maalesef çağdaş Müslümanlar, çağdaş insanlar adamın bir hatasından tuttuğumuz gibi onu hop cehenneme yuvarlamanın yoluna bakıyoruz. Peygamberi yaklaşımla, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaklaşımıyla bizim yaklaşımımız ne kadar farklı. Bir örnek olayı da anlatalım, bitirelim istersen. Bu da çok orijinal Enes. Bir gün akşam namazına doğru Mescid-i Nebi'de sahabiler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la yemek yiyorlar. Deve eti yemişler. Bizimkisi gibi böyle mükellef sor, işte önce çorba, sonra ana yemek, sonra tatlı değil yani işte. Değil mi efendim? Böyle deve eti pişirilmiş. Yemeği yiyecekler, akşam yemeğini yiyecekler. Sonra akşam vakti girecek, esen okunacak, birlikte namaz kılacaklar. Akşam namazı kılacaklar. Hepsi abdestli gelmişler, hazırlar. Yemeği yiyorlar. Yemeği yedikten sonra namazı bekleme sırasında böyle keskin bir koku yayılıyor arada. Bir tanesi elinde olmadan bir kaza yapmış orada. Bir koku oluşmuş içeride. Neyse tabii bazı meraklılar araştırmaya başlıyorlar. Kim yaptı acaba bunu? Hani böyle bizde de vardı değil mi? Gereksiz işlerle uğraşan insanlar. Ya kim yaptıysa yaptı. Adam bir kaza yapmış işte. Tabii sessiz de olduğu için yapılan kaza sessiz olduğu için de kimin yaptığı belli değil. Fakat bu işi yapan da tedirgin. Çünkü birazdan namaz kılınacak. Onlar da bekliyorlar şimdi. Kim olduğu belli değil ama birazdan namaz vakti girecek. Kimin olduğu abdest almaya gidince belli olacak. Enes vakit giriyor. Ezan okunuyor. Peygamber Aleyhisselam diyor ki deve eti yiyen herkes abdest alsın. Ya Resulallah hepimiz yedik diyorlar. O zaman herkes alsın. O adamı deşifre etmemek için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam koca bir cemaate yeniden abdest aldırıyor. Sırf bir insanın gönlü incinmesin diye. Ya bir taraftan diyoruz ki insanın kalbi Kabe gibidir, yıkmamak lazım diyoruz. Öbür taraftan neler yapıyoruz, neler. O yüzden Efendimiz diyor ki مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَلْكُهُ مَا لَا يَعْنِي. Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi o kimsenin iyi bir Müslüman olduğunun göstergesidir. Başka bir hadis hemen hatırlayalım. Ne diyor Efendimiz? Kim bir kardeşinin bir ayıbını örterse Allah da onun dünyada ve ahirette bir ayıbını örter. Örtmek iki anlamda Enes. Bir kimseye söylemiyorsun. Bir de o kardeşimizin o hatasını düzeltmesi için şefkatli bir şekilde yardımcı olmak. O nedenle güzel dostlar ayıp ortaya çıkaran değil, ayıp örten kimselerden olmaya çalışmamız gerekiyor. İnsanlara el uzatan, onları iyiliğe, güzelliğe sevk eden kimseler olmalı. Ve insanların hatasını bulup ortaya çıkarmak yerine onları örtüp en küçük bir iyiliği bile varsa o iyilikten yakalayıp onları hayra ve iyiliğe teşvik eden kimselerden olmak lazım. Hepimizin hatası var. Onun o hatası var. Bizim de başka hatalarımız var. Ötekinin başka bir hatası var. O halde birlikte el ele kol kola verip şefkatlice daha güzel olmanın, cennetin en güzel yerine gitmenin yollarını aramamız gerekiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizin canı cennete, Allah
ellerimizi bırakmasın.